Fuar gezimize devam ediyoruz sayın seyirciler. Şu anda da Kubota'nın standındayız ve yanımızda bölge müdürü İlker Yazıcı ve bölge bayisi Çağrı Öznalcılar var. Şimdi İlker Bey, sizle başlayalım istiyorum. Kubota şu an ne aşamada, neler yapıyor, ilerleyen süreçte neler bekliyor? Önce bir detaylarını alalım. Kubota 2008 yılında Türkiye'de faaliyete geçen bir marka. 2015 itibariyle Kubota Türkiye'ye gelerek tamamen kendisiyle, kendi markasıyla, kendi ismiyle faaliyete geçti. 2015, 16, 17 ve 20'ye kadar Türkiye'nin pazarının gelişmesi neticesinde planları, projeleri var. Bu zaman içerisinde Türkiye'de montaj yapmak, Türkiye'den Türkiye Cumhuriyetleri ve yakın doğu cumhuriyetlere lojistik kaynak sağlamak bir niyeti var. Türkiye pazarı dünyanın 5. traktör pazarı olduğu için çok ciddi olarak görüyor ve ciddi bir şekilde eğiliyor. Satış sonrası hizmetlerine Türkiye'nin hak ettiği düzeyde önem veriyor. Peki biraz çalışmaları değerlendirecek olursak, Türkiye'ye Kubota'nın geldiği süreçten itibariyle şu anki dönemde ivme nasıl ilerliyor? Kubota şu anda Türkiye'de kalite olarak ve ürünlerin fonksiyonel yararlılığı olarak tanınmış ve bilinmiş bir marka haline geldi. Türk köylüsü artık eskisi bildiğimiz gibi içine kapanık bir köylü çiftesi değil. İnternetten araştıran, haberleri seyreden ve hatta yurt dışındaki kaynaklara bile ulaşabilen çiftçilerimiz var. Bu kaynaklardan gerekli ve yararlı bilgileri alıp bize dönüşler yapıyorlar. O bize yani şu anda Kubota marka olarak, marka imajı olarak iyi bir düzeyde. Peki son bayimize geçmeden ilerleyen süreçlerde, yakın gelecekte Kubota'nın Türk çiftçisi için yeni planları, yeni traktörleri var mı? Bir ipucu alabilir miyiz? Kubota Türkiye'nin ihtiyaçlarını araştırıyorlar. Özel bir ürün grubuyla araştırıyorlar. Bütün bölgeleri geziyorlar. Türkiye'ye uygun ürün gruplarını geliştirip Türkiye'ye ithal ediyorlar. Ve ileri tarihlerde bu ürün gruplarının Türkiye'de montajını yapmayı düşünüyorlar. Peki biraz da modelleri merak ediyorum. Bölgeye hitap eden modelleri merak ettiğimiz için bayimizle devam edeceğiz. Şimdi Çağrı Bey, hem bahçe tipi görüyorum, hem büyük traktörler görüyorum. Hangi ürünlerle şu an katıldı Konya Fuarı'na, bir sizden alalım onları. Şimdi Kubota 2008'de ilk geldiğinde sadece 3 farklı modelle vardı. Fakat şu anda 20'ye yakın modelimiz mevcut. Bu 18 beygir bahçe traktörlerinden başlıyor, 130 beygir tarla tipi büyük traktörlerimize kadar devam ediyor. Konya biliyorsunuz tarım sektöründe önemli marketlerden, önemli pazarlardan birisi. Hani Konya'da küçük traktör satılmaz demek yanlış. Karaman bölgesinin de bayiliğini yaptığım için daha çok bahçe traktörleri o bölgede tercih ediliyor. 70-85 bahçe modelleri, yeni 50 beygir bahçe ve tarla modellerimiz o bölgelerde tercih ediliyor. Konya Ovası'nda da daha çok büyük beygirler tercih ediliyor. Peki biraz teknik özelliklerini merak ediyorum. Bu traktörü diğerlerinden ayıran, çiftçiye albeni sağlayacak neleri var? Şimdi şöyle ki, aslında Kubota biliyorsunuz 1890'dan beri traktör üreten bir firma. Çok eski köklü firma. Avrupa ve dünya pazarındaki yeri zaten belli olan firmalardan bir tanesi. Şimdi özellik bakımından inceleyecek olursak, bizim traktörümüzün en büyük özelliklerden birisi manevrası zaten. Manevrada biz dünyada tek markayız diyebiliriz ve önemli özelliklerinden bir tanesi. İkincisi, 16 valve motor teknolojisine sahip olan firmalardan bir tanesiyiz. Ve en büyük özelliklerimizden birisi de çiftçinin tarlada daha çok vites seçeneğine sahip olması için özel geliştirilmiş şanzımanlar kullanması. Bu traktörü ayrıcalıklı kılan özelliklerden birisi. Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.